Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimciler bir kez daha polis eşliğinde bayrak yürüyüşü düzenledi. Bu kez aralarında aşırı sağcı İsrailli milletvekili Ben-Gvir de vardı. İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Mescid-i Aksa'ya sığınan Filistinlilere biber gazı sıktılar. Şiddete tepki gösterenleri darp ettiler. Doğu Kudüs'te gerilim dinmiyor. İsrail polisinin şiddeti bitmiyor. Fanatik Yahudiler provokatif bayrak yürüyüşü öncesinde bir kez daha polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu kez yanlarında aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir de vardı. İsrail polisi Eskişehir bölgesi ve çevresine konuşlandı. Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'daki Filistinlilerin bir kısmı dışarı çıkarıldı. Bazıları kıble mescidine sığındı. İsrail polisi Filistinlilere kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Kıble mescidinin kapıları demir zincirlerle kapatıldı. Gözaltına alınan Filistinliler oldu. Bazı Filistinliler Mescid-i Aksa'nın çatısına çıktı. Polise havai fişek ve taşlarla karşılık verdiler. Mescid-i Aksa'daki kalabalık arasında bir Türk turist de vardı. İsrail polisi kadın turistin kollarından çekerek zorla alandan çıkarmaya çalıştı. Kadın polise kendisini bırakmasını söyledi. Arka planda fanatik Yahudilerin sloganları duyuldu. Yahudi yerleşimciler her yıl Mayıs ayında İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalini kutluyor. Provokatif bayrak yürüyüşü düzenliyorlar.